Maşallah Kasım Bey. Çok iyi bakmışsınız makinalarımıza. Kompresörler falan pırıl pırıl. Tebrik ederim sizi. Teşekkür ederim. 20 yılı var bu tesisin değil mi? 25 efendim. Oo. Şoklama tünelini nereye kurmayı düşünüyorsunuz acaba? Efendim, yerimiz yok. Asıl danışmak istediğimiz konu da bu. Bizim donmuş muhafaza odalarımızdan birini şoklamaya çevirmeyi düşünüyoruz. Yani aslında olmayacak bir şey değil. Şey yapsak, bu odalardan gidip birini görsek. Olur. Memnuniyetle efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Şöyle. Açayım. Depolar yarı boş Kazım Bey. Yaza dolar efendim. Elmalar gelmeye başlayınca yerimiz kalmıyor. Ne diyorsunuz Desin Hanım? Şoklama tüneli için bozulur mu bu koca oda? Yazık olur değil mi Orhan Bey? Yazık olur ya. Hı hı. Bölsek diyoruz Orhan Bey. Olabilir. Bölsek diyorum Orhan Bey. Bakın bu olur işte. Dış duvar izolasyonlarını kalınlaştıracaksınız. Tünel tavanını birazcık indireceksiniz. Hepsi bu kadar. Tabii en önemlisi kompresörler değişecek. Biz de para kazanacağız böylece. Şimdi mi aklına geldi kızım? Yani yolu yarıladım ben Nesrin Hanım. Orhan Bey ben de şimdi haber aldım ama. Şunu bir baştan anlat. Ne olmuş jimnastik aletlerine? Bizim patronun eski ortağı yurt dışından jimnastik aletleri pazarlıyormuş. Biz de burada kardeş bir firma kurup bunları pazarlayacakmışız. Tamam, vatana millete hayırlı olsun. Bunları niye bana anlatıyorsun? Onu söyle. Patron diyor ki Orhan Bey nasıl olsa bütün gün dışarıda. Bunları da pazarlasın, altının %20'sini diyor. %20 ha? Oo. Ne zaman başlıyoruz? İşte ben de onun için aradım. Firma temsilcisi burada. Patron tanışıp görüşmenizi istiyor. İyi günler Orhan Bey. Hemen çekerim arabayı altıma. Bir alet 50 milyon olsa %20'si ne eder? 10 milyon eder. Ayda 10 tane pazarlasam eder 100 milyon. Az. Bir alet 100 milyon olsa %20'si eder ne eder? 20 milyon. Haftada 10 tane pazarlasam 200 milyon. Ayda ne eder? 200, 400, 800. O çok para be. Bu kadar para adamı zıvaladan çıkartır. Sakin ol Orhancığım. Zengin oluyorsun. Piyango. Allah'ıma değil mi piyango ha? Efendim ehliyetinizi ruhsatınızı alabilir miyim? Ehliyet ruhsat değil mi? Evet. Vay safsızlar vay ya. Amma da yüklenmişler cezaya. Daha paranın hesabını yapmadan bütün paraları aldılar cebimizden. Millet olarak biz de buna layığız zaten. Bu araba artık işe yaramaz. Tam babamlık oldu. Alsın arabasını başına çalsın. Orhan Bey sizi çok methettiler. Abartmışlar hanımefendi, abartmışlar. Asıl övgüler de Nesrin Hanım'dan geldi. Ben de Nesrin Hanım'ı çok beğeniyorum. Çok hızlı öğreniyor. İşimi elimden alacak. Haddimize mi düşmüş Orhan Bey? Ayrıntıları konuşsak artık. Ayrıntıları yemekte anlatırız, olur mu? Yemeği siz ısmarlayacaksınız ama. Tamam. Nesincim sen büroya dönüp işe el koyduğumu patrona bildire mi? Tamam Orhan Bey. Bu makinelerin fiyatı hakkında bir bilginiz var mı? Yaklaşık olarak bir fiyat söyleyeyim mi? Söyleyeyim bakalım. 100, 150 milyon falan. 300 milyon. 300? Ben yarısını söylemiştim zaten. 300 ha. Bunların bir de otomatik kontrollü olanları var. Süper aletler. Burada yok. Hep denemek istemişimdir. Ayıplamazsınız değil mi? Kesinlikle hayır. Deneyin durmayın. İdmanlı değilseniz kaslarınızı zorlamayın. Yok yok ben güreş çalışıyorum idmanlıyım. Öyleyse gösterin herküllüğünüzü. Kramp girdi galiba. Şimdi söyleyin bakalım.
%5 ile çalışmaya razı mısınız Orhan Bey? Para mara istemem. Kurtaralım artık Herkül'ümüzü. Mükü, merhaba kızım. Merhaba Herkül amca. Aman Orhan amca diyecektim. Sen buraya mı devam ediyorsun kızım? Evet. Siz de mi devam ediyorsunuz? Yok yok. Biz iş için gelmiştik. İş için değil mi? Merhaba. Merhaba. Bu iş yeni Mükü. Daha bugün başladım. Hatta daha başlamadım bile. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yoksa ben de söylemeyeyim, değil mi? Ya. Herkül amca. Söyleme söyleme. Sürpriz olsun. Tamam. Söylemem. Hadi size iyi günler. Canan. Mutfaktayım. Canan. Ay buradayım. Canan. Merhaba hayatım. Senin yaptığın yemek de yenir hani. Müjdemi istiyorum hayatım. Bil bakalım, bil hadi. Ay ne bileyim, söyleyeceksen söyle. Yeni bir işe daha başladım. İyi, ne işi? İyi, ne işi? Yahu yüzüme bak da sor bari ya. Anladım, yüz vermiyorsun. Ama benimle konuşurken yüzüme bak da konuş lütfen ya. Kocan olduğum için değil Canan. Nezaket gereği yüzüme bak ya. Ayıptır Canan. Bitti mi? Bitti. Orhan amcanın yeni işi çok ilginç değil mi Bediş? Ha? Yeni işi mi? Sen nereden biliyorsun? Ben bile yeni öğrendim. Bugün devam ettiği jimnastik salonundaydık bugün. Bana bunu hiç anlatmadın. Atlamışım demek ki. Ay ne güzel kadındı o yanınızdaki. Üretici firma temsilcisi bana şeylerini tanıtıyordu. Nelerini tanıtıyordu? Neden bana anlatmadın Orhan? Hey millet, kavga istemiyorum. Kavga edecek bir şey yok kızım. Yetti artık Orhan Bey. Herkese rezil oldu mahallede. Niye rezil oluyorsun? Ne var şimdi? Ne olmuş yani? Daha ne olsun canım? Yeni işini anlatıyorsun ama en önemli yerini anlatmıyorsun. Yeter artık yeter. Kavga istemiyorum. Öyle mi? Sizin isteğinize göre hareket edecek değilim. Eğer beğenmiyorsanız yemeğinizi odanızda yiyin. Canan kızıyorum bak. Ben kaynıyorum Orhan Bey. Canan çok fena kızıyorum. Sabrım taşmaya başladı. Benimki taştı bile. Aman! Ulan Allah kahretsin. Canan tükürdüğümün işi. Kendini mi atacak? Ulan. Ne olacak nasıl? Siz buyurun yiyin. Ben de metresime gidiyorum. Ay saçmalama Orhan. Dur bir dakika. Metresi varmış demek ki. Ay bırakmıyorum. Ya bırak. Hadi. Ya metres falan palavra. Arabada yatacağım. Bence metresi var. Karışma sen. Ya çıldırma güçten değil. Otur otur. Ay. Sakin ol otur. Otur. Her şeyin üstesinden geliriz. Nedir bu rezalet ya? Sakin ol bakalım. Ye şunu. Şimdi bir tabakta ben kırarım ama. Çok sabretmişsin. Kabahat sende. Cingar çıkmasını istemedim ben. Cingar ne kadar erken çıkarsa o kadar iyidir. Maddi zararı az olur. Ben de şaşırdım ya. Televizyon ağırdır sanırdım. Sanki pamuk çuvalı. Tuttuğum gibi camdan dışarı. Vay Orhan. Zamparalık ha? Delirmişler ya. Ulan benden daha namuslu koca nerede bulunur be? Dursunlar ama. Başlıyorum şimdi. Çok yakında başlıyorum. Saçmalama. Dağıtırsın yuvanı. Ya Tomiş'cim öyle de yıkılıyor, böyle de yıkılıyor. Hiç olmasa yaptığım yanıma kar kalır. Ya benim de yapacağımdan değil ya. Kızdım ya birazcık. Hadi sağlığına. Hadi sağlığına yarasın. Kalk. Orhan kalk, üşüyeceksin. Hadi kalk. Yok yok, ben metresime gideceğim, metresime. Tamam işte, metresine geldik. Kalk hadi gel. Geldik mi? Geldik hadi gel. Arabayı çalıştırmadan gelmişim. Doğru mu söylüyorsun? Ya. Hay Allah, hadi.
Hadi üşüdün gel. Arabanın direksiyonunu çalmışlar. Hadi. Erkeklerden yanar. Hem de nasıl yanar.